Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 4 Nisan Pazar günündeyiz. 2021 Pazar günü saat 13. Pazar günü öğle saatleri sokağa çıkma yasağı var ve biz sevgili Özcan Purde ile karşı karşıya şimdi TFF 1. Lig'in 28. haftasında dün oynanan yani 3 Nisan Cumartesi günü oynanan 4 karşılaşmayı konuşacağız. Hangisi onlar? Samsunspor'un Tuzla deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyeti konuşacağız. Giresunspor'la İstanbulspor arasındaki Çotanak Arena'daki 0-0'lık beraberliği konuşacağız. Ankaraspor'un Akhisarspor'u 4-2 yenerek Ege temsilcisine attığı çelmeyi şöyle bir konuşacağız. Ve en sonunda tabii ki Adana Demirspor'un Keçiören'i 2-0 mağlup ederek Süper Lig yarışında ilk 2'de kovalamaya devam etmesini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Usta yorumcumuz sevgili Özcan Purde tam karşımda duruyor. Özcan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hocam Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler. Bizde de biz de ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Ankara'da inşallah Eyüp Spor şampiyonluk turunu atacak. Biz de artık misafir olduğumuz ikinci ligden birinci lige ev sahibi olarak geliyoruz inşallah. Onu program başlarken bir belirtmek istedim. Yani Eyüp Spor ait olduğu yere geliyor diyelim. Hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok naziksiniz hocam. Samsun'da bu hafta galip, sizin de yüzünüz gülüyor. Gülmek de size yakışıyor, onu da söylemek istedim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Gülmek aslında herkese yakışıyor. Herkese yakışıyor. Yani gülmekten ayırmasın kimseyi diyelim. Ve ne yapalım, Tuzla Spor Samsun Spor maçıyla başlayalım. Hocam Tuzla Spor Samsun Spor, Samsun Spor'un her maçı Mehmet Yılmaz diyor ki ya aynı dizi film gibi diyor. Her şeyde diyor ayrı bir aksiyon var diyor. Böyle bir sakin maçımız yok diyor, rahat maçımız yok diyor. Yine öyle oldu. Bir acayip bir karşılaşmaydı yine her zaman olduğu gibi, klasik bir Samsun Spor maçı. İlk devrede belki 4-0, 5-0'ı yakalayabilecek kadar pozisyon oldu. Direkleri dövdü adeta Samsun. Sonra ilk devreye berabere girince ya yine mi ya falan filan demeye başladık. Sonra 58. dakikada bir penaltı vuruşu elde etti Samsun Spor. Maçın belki de kader anıydı. Yasin'in penaltı vuruşuyla Samsun Spor 1-0 öne geçti. Sonraki dakikalarda Samsun Spor farkı arttırır diye beklerken ve oyunun kontrolünü de elinde tutarken bir anda yeni bir Samsun Spor klasiği, yine bir kırmızı kart son 3 haftada olduğu gibi. Bu defa Savicevic, onu da konuşacağız tabii, kırmızı kart gördü ve 11'e 10 oynanan karşılaşmada bu sefer oyunun üstünlüğü şeyin eline geçti. Yani ev sahibi takımın eline geçti. Tuzla Spor arka arkaya net pozisyonlar buldu. Direklerden dönen toplar oldu, asfaltta çıkan toplar oldu ve nihayet 90+6'da bu defa bir kontra ataktan Samsun Spor ikinci golü buldu Matias'la ve 3 puanla döndü. 2-0'lık galibiyetle evine döndü. Evet hocam, Tuzla Spor Samsun Spor ne gördün, ne düşünüyorsun? Bir başlayalım, ondan sonra soru cevap gideriz. Hocam maçın teknik analizine geçmeden önce size bir müjdem var. Söyleyeyim mi hocam? Buyurun hocam, tabii ki. Hocam Mars'ta hayat varmış hocam. Dün maçtan evvel gördük. Yani öyle bir statta, öyle bir statta maç seyretti ki zemin Mars zemini gibi, sanki Jüpiter'le Neptün karşılaşıyor. Ya hocam inanılır gibi değil hocam. Yani buradan ben Türk Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Böyle zeminlerde maç oynanmasına müsaade etmemesi lazım. Kesinlikle, çünkü hocam hem sporcunun sağlığı açısından hem de seyredenlerin göz zevki açısından ben yani böyle bir müsabakanın bu tür statlarda oynanmasına karşıyım. Çünkü zaten siz Tuzla sahasını çeşitli nedenlerden dolayı kapatıyorsunuz ve bu maçı öyle bir stada veriyorsunuz ki yani gelin siz burada sakatlığı kabul edin. Her türlü hocam topa vurduğun zaman sola attığın top sağa gidiyor. Yarım metre sekecek top 3 metre sekiyor ve ondan sonra da biz futbolculardan iyi futbol ve başarı bekliyoruz. Yani İstanbul'da bugün bu maçın oynanacağı onlarca iyi zeminli stat varken siz burada Sancaktepe stadını tercih ediyorsunuz ve oyuncuları çok büyük zorluklara, iki takım oyuncuları açısından söylüyorum, çok büyük zorluklara sürüklüyorsunuz. Futbol Federasyonu'nun bir an önce bu işe el koymasını, biz sizle geçen haftalarda zeminler için ayrı bir ödenek ayrılması gerektiğini bu hafta tekrar görmüş olduk. Teknik analize de gelince hocam, yani 80 dakika siz maçın o konuşmanızın başında çok güzel belirttiniz. Maçın ilk 80 dakikası gerçekten
iyi bir Samsunspor vardı sahada. Baktığımız zaman ben maçı seyrederken elimde kağıtlarda dakikaları not ediyordum. Kaçan pozisyonlar, yapılan varyasyonlar falan. İnanın Tuzla tarafı tamamen bembeyazdı. Samsun tarafı da sürekli notlar tutulmuş, şutlar atılmış, direkten dönen toplar, karşı karşıya kaçan pozisyonlar ve bazı oyuncu arkadaşların bencilliğinden kaynaklanan girilmeyen pozisyonlar. Yani sürekli orası tamamen notlarla doluydu ve Samsunspor böyle çok önemli bir müsabakadan, gerçekten Samsunspor açısından bu Tuzla maçı bundan sonraki fikstüre baktığımız zaman çok önemliydi ve Tuzla deplasmanından alınan bir puan, 3 puan Trabzon, Samsunspor'u tekrar olayı kendi elinde tutma şansını yakalattı hocam. Samsunspor bundan sonraki 6 maçı kazandığı zaman hiçbir hesabı yapmayacak. Burası önemli. Hocam geride kaldın, hep söylüyoruz bunu. Geride kaldın, 2 puan geride kaldın. Rakibin kaybetmesini beklersen hocam o rüyayı çok görürsün. Son dönemlerde böyle şampiyonluk kaçıran sadece Türkiye'de benim hatırladığım Adana Demirspor'la Fenerbahçe var. Herkes Adana Demirspor ve Fenerbahçe değil. O açıdan sen her zaman dizginleri elinde tutacaksın ve Samsunspor'un bu galibiyetiyle dizginler tekrar elinde duruyor ve Samsunspor önümüzdeki 6 maçı da kazanacak gücünün olduğunu hocam bu maçta gösterdi. Gerçekten İyi bir Samsunspor vardı. Bunu kabul etmek lazım. Hocam yani atılan 15 şutun 6'sı kaleyi bulmuş. %55 o zeminde %55 topla oynama ortalaması yakalamışsın. Buradan baktığın zaman oyuncuların da 2 haftayı çok iyi, boşta geçen 2 haftayı çok iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Burada tabii Ertuğrul Hoca da sahada yoktu, tribünden maçı yönetmeye çalıştı. Bazı şimdi yaklaşımlar var, ben onu okuyorum. İşte sahanın içinde olan Gökhan Hoca işte burada ön plana çıktı falan deniyor ama tabii bütün oyun planını ve sahadaki oyuncu değişikliklerini ve sahadaki gidişatı belirleyen Ertuğrul Hoca'ydı. Bunu da parantez içinde belirtmek lazım. Bunun dışında bir şey olması mümkün değil ama Gökhan Hoca'yı ben buradan tebrik ediyorum. İki konuda tebrik ediyorum. Gerçekten sakin bir duruşu var. İki pozisyon gördüm ben orada. Birincisi bir taç pozisyonu oldu. Orada bir itiş kakış oldu. Gökhan Hoca orada çok sakin durdu. Ve oyuncuların agresifliğinden kart görmelerini önledi. Bir de kırmızı karttan sonra da çok sakin durdu Gökhan Hoca. Hocam bunlar çok önemli. Oradaki sakin duruş, Gökhan Hoca'nın sakin duruşu Ertuğrul Hoca'ya bir örnek olmalı. Ben yalnız bir şey daha gördüm orada. Belki de Ertuğrul Hoca'nın da suçu değil. Yedek kulübesi her olayda böyle agresif davranmasıyla teknik direktörlerin sinir kaslarını yükseltiyorlar ve o arada da yanlış hareketler yapıp kart görmelerine neden oluyorlar. Bundan dolayı da bu yedek kulübesinde olan arkadaşların, yöneticilerin de daha sakin olması gerektiği bu maçta bir kez daha gözüktü. Hocam kırmızı kart için ne diyeceksin? Ya şimdi tamam belki iki şey oldu, çift sarı karttan gördüm malum. Ama yani birinci sarı kart işte topu oraya değil de bu tarafa doğru attı diye gördü. Yani ucuz bir sarı karttı. Yani tamam belki futbolcu diyelim ki hak etti diyelim. Yani onun karşılığı sarı kart diyelim ama. Ya daha sonraki pozisyonda da o kadar böyle radikal bir şey yok. Hani müdahale yok. Pozisyon icabı bir şey var diyelim, hani müdahale var. Yani bir uyarıyla da geçiştirilebilecek pozisyon daha 3-4 dakika olmuş ki Savicevic şey bir oyuncu da değil. Yani bu geçmişinden beri takip ettiğimizde böyle hani agresif bir nadir değil, hani onu söylemek istiyorum. Samsunspor'dan yine örnek verelim. Hani böyle kavgacı bir oyuncu değil. Hemen 3-4 dakika sonra bir kere daha sarı kart gösteriyorsun. Bir de yani nedir bu şey diyeceğim ki art niyetli değildi hoca. Hayır, art niyetli değildi. Art niyetli olsa penaltıyı vermezdi. Bilmem hani başka pozisyonlarda belki başka türlü davranırdı. Ama art niyetli demiyorum ama sanki böyle TFF 1. Lig'in hakemleri böyle kontrolü elinde tutacağım. Yok işte benim, ben varım, ben oyunun hakimiyim diye kendisini gösterebilmek için biraz böyle zaman zaman çok kolay kart gösteriyorlar gibi geliyor bana. Avrupa karşılaşmalarını da seyrediyoruz. Süper Lig maçlarını da seyrediyoruz. Bu kadar ucuz, bu kadar kolay kartlar gösterilmiyor hocam. Bilmiyorum, sen ne dersin? Hocam şimdi
hafta başında hakem üzerinde bazı spekülasyonlar oldu gerçekten. Buraya daha kalifiye hakemlerin verilmesi gerektiği söylendi. Gerçekten bu doğru. Fakat yani bu hakem, bugün bu maçı yöneten Yiğit Aslan, bana göre bazı hatalar yaptı ama umduğumuzdan iyi bir performans gösterdi. Şimdi ben burada yani Savičević pozisyonunda, Savičević için de yani birinci kartlar çok önemli hocam. Yani durup dururken birinci kartı görmemek lazım. Siz itirazdan veya herhangi bir agresif hareketten oyun içinde olmayan bir kart gördüğünüz zaman ikinci karta bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. İkinci kartta da ben hakemi haklı buluyorum. Çünkü orada hocam şimdi yeni kurallarda dirsekle rakibin yüzüne yaptığınız en ufak harekette hakem sarı kart göstermek mecburiyetinde ve hakem de Savičević'e o sarı kartı gösterdi. Parantez içinde söylüyorum. Savičević gerçekten ne kadar bir önemli bir oyuncu olduğunu bu tür maçlarda şu zeminde topu o kadar rahat tutuşu, yönlendirişi, arkadaşlarına boş alan yaratışı ve atacağı yerleri böyle ders niteliğinde gösterişi de Savičević'in ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ama işte bu ilk sarı kartı görmek her zaman oyuncuyu böyle tedirgin vaziyette sokuyor ve ikinci sarı kartı ortam hazırlıyor. Hakem bir iki hata yaptı dedik. Tabii penaltı pozisyonunda mesela penaltı verilir mi verilmez mi diye konuşuluyor ama orada savunma oyuncusuna kızmak lazım. Sırtı dönük adama sen arkadan darbe yapıyorsun. Hocam zaten oyuncu topu tutsa ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. Sen orada ayağına yaptığın darbede oyuncu belki penaltıyı almış olabilir ama sen o ortamı yaratmayacaksın. Ve bir başka bir pozisyon var. Yani Tuzla lehine bir penaltı verebilir pozisyon vardı. Bana göre penaltı değildi. Yani hakem genelde umduğumuzdan daha başarılı oldu. Bunu kabul etmek lazım. Yani gördüğünü çalmaya çalıştı. Ama bu zeminde de ufak tefek hatalar oluyor. Samsun Spor hakeme takılmayacaksın. Hakemleri biz eleştirelim. Camialar eleştirmesin. Yani yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular. Yani şimdi bak hocam, yönetici olarak sen hakemi eleştirirsen başarısız olduğun zaman oyuncu kendini kurtarıyor. Demek ki diyor benim performansımdan yönetici veya teknik direktör memnun. Mağlubiyeti hakeme yıkıyor. İşte yani bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Hakemden sonra ufak bir Tuzla analizi de yapmak istiyorum. 80. dakikadan sonra hocam Freddy'nin kabusu başladı. 80. dakikadan sonra onu söylüyorum. Yani Samsunlular Freddy'nin kabusunu yaşadılar. Gerçekten yani 11-10 kalınca ya hocam Samsun takımı rahatlığı sevmiyor sanki. Yani oyun, ya biz rahat maç kazanmayalım kardeşim. Yani biraz zorluk olsun, heyecan olsun. Ve bütün Samsunlular bizim ne kadar zor bir şampiyonluk mücadelesi verdiğini görsünler diye düşünüyorlar. Mehmet Hoca diyor ki biz şunu kanıtlamaya çalışıyoruz diyor. 11-10 olduğu zaman diyor biz eyvallah diyor alırız maçı diyor ama 9-11'de sorun var. Yani orada doğru orada sanki orada biraz zorlanıyor ama hocam bunlar iyi şeyler değil. Yani her zaman eksik kalınca başarılı olacağın anlamında değil. Gülüyoruz ama aslında gülecek bir şey yok. Ha, evet, ağlanacak haline gülüyor Samsunlar bence. Hocam yani Tuzla'da orada iki tane topu direkten döndü. Ve bir de Nurullah'ın böyle rahat tavırları vardı sahanın sahanın içinde. Orada da eleştiriler var Nurullah'a karşı ama hocam yani atlayan kaleci iyi değildir. Şimdi biz televizyondan seyrettiğimiz için Nurullah topun hangi mesafede, hangi yerden, hangi köşeden geldiğini rahat görebildiğin için ondan o rahat tavırlarını sergiliyor maçın içerisinde. Yani kaleci atlarsa yani iki kurtarış birden yapmış olmuyor. O açıdan yani Samsunları da ben buradan sesleniyorum, eleştiriler okudum. Yani Nurullah gibi kaleciyi bulmuşsunuz, pamuklarla sarın ve ona her zaman yardımcı olun. Hocam şimdi önümüzdeki haftadan itibaren aslında hafta hafta gitmek belki mantıklı ama öyle bir şey var ki bu pandemi yüzünden 10 gün içerisinde 3 maç birden oynayacak takımlar. Dolayısıyla aslında zurnanın zırt dediği hafta diyeceğiz. Bir haftada 3 maç. Samsunspor'un bu 3 haftada oynayacağı maçlara bakınca ne görüyoruz? Balıkesir Spor'la içeride oynayacak. Peki Balıkesir Spor Can Havri ile puan peşinde koşacaktır. Sonra Menemen deplasmanına gidecek. Menemen Spor enteresan bir takım. Defans yapmayı çok başaramıyor gördüğümüz kadarıyla ama etkili olabiliyor hücumda. Onlar da can derdinde. Samsun için kolay bir deplasman olmayacak. Sonra içeride de
Bursa Spor ki Bursa Spor zaten konuşmaya gerek yok. Bursa Spor ligin en yetenekli genç oyuncularına sahip olan takım ve o hafta geldiğinde durumu ne olur bilemiyoruz ama şu an itibarıyla Bursa Spor acaba playoff olur mu diye umutlu. Çünkü önündeki takımlardan Tuzla mağlup, Keçiören mağlup, İstanbul'da berabere kaldı. Yarın Altay'la maçı var, bilmiyorum nasıl biter ama eğer Altay'ı yenebilirse işte Bursa Spor'da acaba playoff oynar mıyım diye hesaba girecektir. Tabii şu erken tabii konuşmak için ama Samsunspor'un bu 3 karşılaşmasına baktığımızda ne görüyorsun? Samsunspor'un eksik oyuncuları da ilk özellikle önümüzdeki hafta Savicevic yok, Keremcan yok, İlyas Kubilay yok. Hoca yine yukarıda Balıkesir maçında. Bu 3 maçı nasıl görürsün? Hocam sıkışık fikstürde bu 10 gün içerisinde çıkan bir takım belli olabilir. Ben öyle görüyorum. Yani oynanacak 3 maçta 9 puan alabilecek Giresun veya Samsun'dan biri arkadaki rakiplerin birbirleriyle karşılaşmasından dolayı belki yani çıkmasa, çıkmayı garantilemese bile çok büyük bir avantajı elde edebilir. Tabii burada Ankara Spor ligin gidişatını değiştirdi hocam bana göre. Yani maçların skorlarına müdahale etti. Ankara Spor'un dünkü Akhisar galibiyeti oradaki Akhisar'ın artık yavaş yavaş bu ligden benim ümidim kalmadı havasıyla oynadığı futbol oradaki oynanacak maçlara müdahale gibi gözüküyor. İşte Akhisar deplasmanına gidecek takımların zorlanacağı gözüküyordu ama şimdi Menemen ve Adana Spor, Balıkesir Spor kazanacağı puanlarla Akhisar'la arasındaki puan farkını aşarlarsa o maçların şekli şemali tamamen değişik olabilir. Hocam yani son şansın maçıyla benim daha şansım var maçı arasında çok fark oluyor bildiğiniz gibi. O açıdan önümüzdeki Balıkesir maçı gerçekten Balıkesir Samsun maçı zor maç olur. Çünkü Balıkesir takımı da düşme potasında ve bugün oynayacağı bir Bandırma maçı var. Onun sonucunu beklemek lazım. Yani ama Samsun Spor yani 3 haftadır bazı maçları kaybetti, berabere kaldı. Dünkü Tuzla maçını kazandı ama Samsun Spor'da hocam çok geniş bir kadro ve çok çok iyi futbolcular var. Bunu yani göz ardı etmememiz lazım. Lig kalitesinde, ligi bilen, teknik kapasitesi yüksek, her an gol yapabilecek. Mesela dün Tomane'yi seyrettik. Yani ben bir 60 dakika bir Tomane seyrettim. 2 tane gol pozisyonuna girdi. O röveşata pozisyonu apayrı bir olaydı. Hocam top tutuyor, sahada dolaşıyor, oyun kurucu vazifesini yapıyor. Duran toplar da gelip savunmasına yardım ediyor. Ki bu uzun zamandır tahmin ediyorum 3-4 aydır oynamıyor. Yani Tomane gibi ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu, o kaçırdığı pozisyonda savunma arkasına yaptığı koşu da onu çok iyi gösterdi. Aslında iyi de vuruş yaptı ama isabetli olmadı. İşte bu kadro zenginliği Samsun Spor'u bu maçlarda başarılı kılacaktır diye düşünüyorum hocam. Peki hocam şimdi Giresun Spor'u konuşalım. Giresun Spor İstanbul Spor karşısında aslında tam da beklediğimiz gibi bir oyunu ortaya koydu. Yani çok açık bir açılarak oynamadı. Defans önlemlerini öncelikli olarak tuttu. Yani her şeyden önce bir puanı cebime alayım. Ben nasıl olsa bir tane atarım diye düşündüm ama bir tane gol gelmedi bir türlü. Hatta bir ara İstanbul Spor'da zaman zaman yokladı gibi şeyi. Acaba bir galibiyet golü atabilir miyim diye. Fakat sessiz gece 0-0 beraberlik. Giresun İstanbul maçıyla ilgili yorumun nedir hocam? Hocam şimdi Samsun Tuzla maçını seyrettikten sonra birden Giresun ve Adana Demirspor maçlarının statlarına baktık. Oh be dedim kardeşim, vay be, yani o kadar güzel zeminler, güzel stat konumları, yani bu maçlar farklı olur. Gerçekten oyun kalitesi olarak Samsun maçından düşük de olsa yani bu zeminlerde, bu ortamlarda maç seyretmek keyifli hocam. Yani bunları sağlayanlara çok teşekkür etmek lazım. Oyunun genel yapısına gelince tabii Sergio döndü. O başarılı olduğu kadrodan sadece bir kaleci değişikliğiyle ideal kadrosunu Giresun Spor sahaya çıkarttı. İdeal kadrosunu çıkarttı ama oyun anlayışında pek bir değişiklik yok. Samsun veya Giresun Spor bence hocam beraberlik kredisini erken kullandı. Yani İstanbul Spor maçı beraberlik kredisini kullanabileceği bir maç değildi bana göre. Çünkü ben İstanbul Spor'u da beğenmedim. Yani öyle ateş gibi kontratak yapan, topa sahip olan, çok rahat çıkabilen
İstanbulspor maçlarını seyretmiştik bundan evvel. Fakat bu dün Giresun karşısında sadece ikinci yarının bir 20 dakikası orta sahayı biraz rahat geçerek pozisyon bulma çabalarındaydılar. Fakat bunda da öyle çok net pozisyon bulduğunu söyleyemeyeceğim İstanbulspor'un. Yani Giresunspor takımı biraz zorlanacak gibi duruyor. Yani bu kadar emek verilmiş, bu kadar başarılı sonuçlar alınmış ve şampiyonluk iddiası çok iyi yerlere gelmiş bir Giresunspor'un önümüzdeki hafta belki bir şansı olarak Eskişehirspor maçını görebiliriz. Eskişehirspor maçından kazanılabilecek bir 3 puan tekrar Giresunspor'u moral motivasyon açısından yukarı çıkartabilir ama Giresunspor'un mesela oyun yapısından bahsediyoruz hocam. Yani Giresunspor'daki o savunma oyunu sekteye uğramış durumda. Yani o oyunu, yani savunma yapıp o topu kazanıp paslaşmalarla, yardımlaşmalarla, arkaya koşularla yapılan Giresun oyunu biraz sekteye uğramış durumda. Yani kendi belirlediği oyunda da bir düşüş var Giresunspor'un. Burası sıkıntılı bence. Çünkü hocam yani bir oyun formatına geçtin. 2-3 hafta başarılı olamadın. Hücum edeyim dedin. Önde basayım dedin. Onda başarılı olamadın. Kendi alıştığın formata döndün. Fakat kendi alıştığın formatta da Giresun'da ben sıkıntılar görüyorum. Giresunspor teknik direktörü de bence oyunda müdahalelerde biraz geç kaldı gibi duruyor Hakan Hoca. Çünkü yani Traore geçen hafta attığı gollerle Samsun galibiyetini getirmiş. Ama sen 90. dakikada oyuna sokuyorsun. Hocam zaten 3-4 dakika uzatma oynanıyor ve oyuncu her zaman bu ortamı yakalayamıyorsun. Her maçta olacak bir şey değil. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuları. Çünkü son 20 dakika baktığımız zaman maçı böyle gözümüzün önüne getirelim. Son 20 dakika tamamen kendi alanında kalan bir İstanbulspor vardı. Onlar da yoruldular. Bu kendi alanında kapanan İstanbulspor'a karşı daha teknik oyuncularla böyle dribbling yapabilecek, şut atabilecek oyuncuları kullanması gerekiyordu. Hakan Hoca burada biraz bence gecikti. Ama kazanılan bir puan olarak da görebilirsin olayı. Ne kadar doğru bu bakış açısına bağlı. Yine de şu anda ipler Giresunspor'un elinde. Ama Eskişehirspor maçından sonra zorlu bir dönemece girecek. Ben dikkat Giresunspor diyorum hocam. Şimdi Eskişehirspor karşılaşması var önümüzdeki hafta deplasmanda. Sonra içeride Keçiören, sonra deplasmanda Adana Demirspor. Şimdi yani 10 gün içinde oynanacak bu 3 maç. Eskişehirspor maçı düşünüldüğü kadar rahat geçer mi acaba? Yani önde basma konusunda sıkıntısı olan Giresunspor bu maçta 3 puan almak zorunda. Eskişehirspor zaten defansif oynayıp kontratakla gol arayan bir takım. Yani Eskişehir'e karşı Giresun herhalde her zamanki oyununu oynamayacaktır. İleride basmak isteyecektir. İleride basmak istediğinde Eskişehir'in gençleri cezalandırır mı acaba? Yani ben acaba çok da Eskişehir maçın çok da rahat bir maç olmayabileceğini de düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Hocam ben Eskişehir'e yorum yapmaya yeminliyim, biliyorsun. Eskişehir beni perişan etti hocam. Yorumculuk hayatımı benim tehlikeye soktu, biliyorsun, Adana Demirspor maçında. O açıdan tabii yani bu işin esprisi, yani Giresun takımı bu beraberlikten sonra bir hafta yani bu maçı düşünecek. Yani ben diyecek Eskişehir maçını nasıl kazanırım? Hangi alternatiflerle kazanırım? Ona benim tahminim, şahsi tahminim, kadroda bir değişikliklere de gidecek hocam. Yani bazı oyuncular müthiş derecede formsuz. Eren'in formsuzluğu, Caner Hüseyin'in formsuzluğu. Hocam bakıyorsun maç boyunca Balde'nin girdiği pozisyonun dışında, direkt dibinde Mehmet'in çıkarttığı pozisyonun dışında öyle %100 diyebileceğimiz bir pozisyona girememiş Giresunspor takımı var. Ki yani öyle tamamen kapanan bir İstanbulspor değil. Dediğiniz çok doğru. Yani kapanıp da kontratağa çıkacak bir Eskişehirspor'la karşılaşacak. Ona göre belki bu maçta Traore gibi, Uzadima gibi oyuncuları, daha tekniği olan oyuncuları veya iki ön libero'dan vazgeçip 4-1-4-1'e de dönme ihtimali var veya 4-4-2'ye dönüp çift santrafor oynama ihtimali var bu tür maçlarda. Bir an önce erken golü bulup da skoru elde ettikten sonra maçı rahat bitirme açısından. İşte bu tür müdahaleleri yaparsa Giresunspor takımının Eskişehirspor'u yenmemesi için hiçbir neden yok hocam. Peki hocam, sonra da işte Keçiören ve Adana Demirspor maçları var. Bu takımlardan Keçiören bu hafta Adana Demirspor'a yenilince playoff konusunda tabii sıkıntıya düştü. Artık daha fazla puana ihtiyacı var. Hani şeyden bir puan almış olsaydı daha değişik olurdu belki Adana Demirspor'dan, ama şimdi Keçiören de
şey bakacak, Giresun maçına stratejik bir maç olarak bakacak. 6 puanlık bir maç. Sonraki Adana Demirspor maçı da belki final maçı gibi bir maç olacak zaten. Yani Adana Demirspor 2-2'yi istiyorsa Giresunspor'u yenmek isteyecektir. Giresunspor'da aradaki farkı korumak için en az 1 puan almak isteyecektir. Böyle kritik maçlar, yani şu 3 maçı bir paket halinde değerlendirirsek ne söylemek istersin? Hocam şimdi artık Adana Demirspor'la 5 puan olarak gözüken puan farkı Adana Demirspor Giresun maçından dolayı 2 puan olarak da görebilirsiniz. Ve artık Giresunspor'un beraberlik opsiyonu bile kalmadı hocam. Yani berabere kaldığı zaman önünde Adana Demirspor'a karşı oynayacağı 2 maçtan birinde berabere kaldığı zaman Adana Demirspor yenilgisiyle yani haftalardır ligin zirvesinde kalan Giresunspor lig üçüncülüğüne düşme ihtimali de olabilir. O açıdan mutlaka kazanılması gereken Eskişehir ve Keçiören maçları var. Yani biraz sonra Adana Demirspor Keçiören Gücü maçında bahsedeceğiz. Keçiören bu futbolu oynarsa son 6 maçın tamamını kaybeder bir kere. Oradan bir bahsedelim. Yani maça gireceğiz de. Yani ben öyle bir hayali Keçiören seyrettim ki dün Adana Demirspor karşısında. Bundan sonra Eskişehir'le bile oynasa o maçın bile favorisi değil. O ayrı bir şey. Biraz sonra o maça gireceğiz. Giresunspor çok dikkatli olmalı ve Eskişehir maçını geçtikten sonra Keçiören'le oynuyor değil mi hocam Eskişehir'den sonra? Evet. Keçiören gücü mutlaka kazanılması gereken bir maç. Ve ondan sonra işte eğer bu iki maçı kazanabilirse hocam Adana Demirspor'dan alacağı bir beraberlik Giresunspor'u şampiyon yapar. Hocam Adana'ya beraberlik opsiyonu cebinde girecek. Bu hesap çok önemli. Öyle gittiğin zaman beraberlik opsiyonu cebinde gittiğin zaman Adana Demirspor ne kadar iyi futbol oynasa da Giresunspor'da beraberlik futbolunu iyi oynayan bir takım ve oradan alacağı bir beraberlikle kendini bir anda Süper Lig'de bulabilir. Evet, yani gerçekten öyle, çünkü 57 puandaki Giresun önümüzdeki iki maçı kazanırsa 63'e çıkar. Adana Demirspor'da zaten o da kazansa bile iki karşılaşmasını, onlar da 58'e ancak çıkabiliyorlar. Aradaki puan farkı açısından baktığımızda önümüzdeki iki maçı kazanmak Giresunspor'a işi çok kolaylaştıracak. Hocam yani, bir de oynanmamış Altay Bursaspor maçı var. Oradan gelecek skor da çok önemli. Altay'ın kazandığını düşündüğün zaman yani tamamen yukarıda saflar sıklaşmış olacak. Bursa kazandığı zaman da Altay'ın durumu daha kritikleşecek. Yani nereden bakarsanız bakın pazartesi günü tamamen farklı yorumlarda olabilir. Doğru. Hocam Adana Demirspor Keçiören maçına bir başlayalım istersen. Adana Demirspor düşündüğünden kolay kazandı. 2-0 galip geldi. 26'da Padiba ile erken sayılabilecek bir gol buldu. Daha sonraki dakikalarda da oyunun kontrolünü elinde tuttu ve son dakikalarda Volkan Şen bitmek üzereyken oyuna girdi. Rakibin artık böyle gardının da düştüğü anda Volkan Şen ikinci golü de kolayca attı ve 2-0 galip geldi Adana Demirspor. Samet Aybaba'nın öğrencileri geçen Eskişehir şokunu bu şekilde atlatmış oldular ve ilk iki yarışındaki yerlerini almış oldular. Maçın bu şekilde 2-0 gibi net bir skorla bitmesi Adana Demirspor iyi olduğu için miydi, yoksa Keçiören'in beklenenden kötü olduğu oynamasından mı kaynaklandı size göre? Nasıl yorumlarsınız? Hocam Adana Demirspor bir kere ezdi geçti. Yani ezdi geçti. Tamamen 90 dakika maçın hakimi Adana Demirspor. Fakat bu hakimiyeti yaratan Keçiören Spor oldu hocam. Yani ben yıllardır futbolun içerisindeyim. Yani basit oyun diye bir şey var hocam futbolda. Basit oyun diye bir şey var. Biz de ilk futbolla başladığımız zaman bize öğrettiler. Top kimin yanındaysa onun yanına yardıma gideceksin. Yardıma gelen arkadaşınla paslaşacaksın. Riske gireceğin bölge 3. bölgedir. Ben inanamadım dün Keçiören'i seyrederken. Kendi alanından çıkarken en az 10-12 tane pas hatasıyla rakibe %100 gol pozisyonu verdi. Yani bu kadar özgüven iyi değil hocam. Yani teknik direktörlerinin yani bu konuda mutlaka Keçiören'e uyarılarda bulunup çalışmalar yaptırması gerekiyor. Yani bu maçın bu ortamda oynanmasını sağlayan Keçiören'li oyuncular bana göre. Keçiören'de de bazı formsuz oyuncular var tabii. Cem Ekici'nin müthiş bir formsuzluğu var baktığınız zaman. Yani Keçiören'den başlıyorum ki Adana Demirspor'un hakkını sonradan teslim edelim.
savunmada çok inanılmaz hatalar yaptı. Hocam yani şimdi savunmada oyun başlatmak çok güzel bir şey. Fakat baskı yediğin zaman o topu en uzağa atmak en iyisidir. Çünkü top ne kadar kalenden uzak olursa kalende yaşayacağın tehlike sayısı o kadar az olur. He, rakip kendi alanına yerleşir. Sen stoperlerini oyuna çekir, çıkartırsın. O başka bir oyun düzeni. Ama sen kendi 18'inde oyuna başlarken yaptığın bu pas hataları da, yani dün Adana Demirspor takımı bunları değerlendiremedi. İnanın yani bu ligin en farklı mağlubiyetlerinden birini alabilirdi Keçiören Gücü. Biraz evvel önümüzdeki hafta oynayacağı maçlarla ilgili soru sordunuz. Eğer Keçiören Gücü bu futbolu oynamaya devam ederse kalan 6 maçı da kazanamaz hocam. Benim gördüğüm o. Ama tabii devam etmezler. Öyle tahmin ediyorum ama ben buradan bir Keçiören camiasını uyarmak istedim. Adana Demirspor'a gelince tabii hocam Dippa farkı var. Dippa gerçekten baktığımız zaman bugün acar bir oyuncu. Her türlü pozisyona girebiliyor. Her türlü pozisyonda şut atabilen bir oyuncu. Çok güçlü bir orta sahası var hocam Adana Demirspor'un. Hasan, Gökhan ve Sinan'dan kurulu çok güçlü bir orta sahası var. Bu üç oyuncu da oyunun iki yönünü de rahatlıkla oynayabilen, pas yapabilen, dribling yapabilen, şut atabilen, rakip 18 arkası, savunma arkasına koşu yapabilen bir oyuncular. Ve Adana Demirspor'un farkı burada. Adana Demirspor'u yenmek istiyorsan hocam, orta sahadaki baskını, mücadeleni çok arttırman lazım. Biz maç öncesi yorumumuzda kırmızı kartlı çok mücadeleci bir maç bekliyorduk, onu söylemiştik. Fakat Adana Demirspor Keçiören'e mücadele etme şansı bile bırakmadı hocam. Yani o kadar rakibe baskıyla pas hatasına sürükledi. Tabii geçen hafta şapkalar önüne koyulmuş hocam, düşünülmüş. Samet Aybaba'nın uyarıları olduğu belli. Adana Demirspor bu maçın birincinde hareket etti ve o kadar iyi futbol oynadı ki bundan sonraki haftalarda bu ligin en tehlikeli takımlarından biri benim imajını tekrar yarattı. Burada tabii Adana Demirspor takımını bazı nerede eleştirebiliriz? İşte zaman zaman kalecisi bir risk aldı, bir topu ayağının altından kaçırıyordu. Oyuna çıkarken onlar da ufak tefek pas hataları yaptılar. Ama işte hocam maç ayırmamak lazım. Adana Demirspor'u özgüveninden dolayı, iyi kadrosundan dolayı işte geçen hafta Eskişehir Spor maçında konsantre olamadılar. Bunları yapmamaları lazım. Hocam denk takımlarla, kendiyle denk takımlarla oynandığı zaman Adana Demirspor takımı olaya başka gözle bakıyor ve başarılı oluyor. İşte Giresun maçını bekliyor. Önünde iki tane önemli deplasmanı var. Onları kazanabilirse Giresun maçına kadar Giresun maçını final havası içerisinde geçirmeye çalışıyor Adana Demirspor takımı. Şimdi 10 günlük süreç içerisinde Akhisar, Altınordu ve Giresun maçları var. Akhisar'la deplasmanda oynayacak ki Akhisar şimdi birazdan onu da konuşuruz. Beklenmedik şekilde düşüşe geçti. Yani tam kurtarır kendini diye baktığımız Akhisar son haftalarda hiç beklenmedik sonuçlar alıyor. Kolay gol yiyor ve ligin zayıf takımları karşısında da bolca gol yiyerek alarm vermeye devam ediyor, öyle diyelim. Akhisar deplasmana gidecek Adana Demirspor ve çok kolay gol atan bir Adana Demirspor'la işte kolay gol yiyen bir Akhisar'ın maçı bakalım ne olacak. Sonradan Altınordu önünde deplasman maçı var ki Altınordu'nun ne yapacağı hiç belli değil. Ve sonra da Giresunspor'la içeride dediğiniz gibi final maçı. 10 gün paketi Adana Demirspor açısından nasıl görüyoruz? Hocam Akhisar maçı tabii dediğiniz doğru, biz Akhisar'ın belirli bir çıkış yapıp bu ligde üst sıralara tırmanabileceğini de söylemiştik ama inanılmaz derecede kendi sahalarında maçlar kaybettiler ve kötü de futbol oynuyorlar, bunu da kabul etmek lazım. Adana Demirspor o maçı, hocam Adana Demirspor Giresun maçını oynayabilmesi için mutlaka Altınordu'yu deplasmanda yenmesi gerekiyor. Yani Giresun maçının bir final havasında geçebilmesi için Akhisar ve Altınordu'yu mutlaka yenmesi gerekiyor. Çünkü orada vereceği kayıp ve herhangi bir kayıp ve Giresun'un da kazandığını düşündüğümüz zaman o maçın gerginliğini %50 düşürür. İşte yani Adana Demirspor bu bilinçte iki maçı kazanmak isteyecek. Tabii Altınordu maçı, onu bir kenara ayırmak lazım. Altınordu dediğiniz gibi ters bir takım. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Adana Demirspor'da
büyük maçları iyi oynayan bir takım. İşte oradan alabileceği galibiyette Giresun finaline erişebilirse Adana Demirspor sezon sonuna kadar ilk iki iddiasını devam ettirebilir diye düşünüyorum ben hocam. Aslında Altın Ordu deyip geçmemek lazım. Altın Ordu şu dakika itibariyle maçını henüz oynamadı biz bu videoyu çektiğimizde. Ama Eskişehir'le oynuyor. Bir kazaya kurban gitmezse, şu kırmızı kart kazalarından bir tanesine kurban gitmezse, Altın Ordu'da 52 puanla Adana Demirspor'la aynı puanda haftayı kapatmış olacak. Yani Adana Demirspor'un ilk iki şansı varsa Altın Ordu'nun da bal gibi vardır diyebiliriz matematik olarak bakarsak. Aynen yani, öyle hocam. Baktığınız zaman 49 puanı var, 52 yapacak. Adana Demirspor Altın Ordu maçı var. Yani Adana Demirspor ne, Altay ne kadar iddialıysa Altın Ordu da o kadar iddialı gözüküyor. Hocam yani siz de tabii beni arada böyle bir dürtüyorsunuz. Kırmızı kart, kırmızı kart diye. Olsun, siz de bizim çok değer verdiğimiz bir insansınız. Ama işte hocam bazen de yorumları biz maç öncesi yaptığımız için bazen de yorumlar tutmuyor. Ben de canınız sağ. Bu böyle sezon sonuna kadar bu kırmızı kart muhabbeti devam edecek. Etsin hocam, canınız sağ olsun. Bir güleceğiz arada bir de. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah hocam. Şimdi yani o zaman aslında Adana Demirspor açısından baktığımızda Akhisar maçı hadi neyse diyelim ama Altın Ordu ve Giresun maçı üst üste iki final. Öyle değil mi? Evet hocam. Kesinlikle öyle. İşte ben Giresun, ama hocam Giresun'un final olması için Adana Demirspor'un Altın Ordu'yu yenmesi gerekiyor. Altın Ordu'ya yenilmiş bir Adana Demirspor Giresun'la final oynayamaz bana göre. Yani Altın Ordu maçı yarı final, Giresun maçı yarı final. Çok güzel. Tam oturdu hocam. Gerçekten öyle. Yarı final final. Ondan sonrası artık bakacağız. O zaman değerlendireceğiz. Oradaki bu üç maçın sonunda da ligin son ayağını bir iyi değerlendirmek lazım. Tabii ayrıca değerlendirmek lazım. Çünkü hocam düşme potası da şekillenecek. Üst taraftaki ilk altı olayı da şekillenecek. Ayrı bir değerlendirme ister son üç karşılaşma. Tabii. Şimdi hocam Akhisar Ankara Spor'a 4-2 mağlup oldu. Gerçekten Akhisar açısından tam bir şok bu. Yani siz artık düştüğü neredeyse matematik olarak da kesinleşmiş gibi duran Ankara Spor'a 4 tane gol yiyerek yeniliyorsunuz. Hani en kolay kazanacağınız 3 puanı en kolay şekilde veriyorsunuz. Ve ligin şeyi, dibini de böyle bir hani adeta bir müdahale. Hani ligin dibine bir futbol müdahalesi bu Ankara Spor'un yaptığı da. Ankara Spor, Akhisar Spor karşılaşması ile ilgili de hani özellikle Akhisar açısından bakarak yorum yapabilir miyiz? Hocam gerçekten biraz evvel de söyledik, ligin dibine futbol darbesi yaptı Ankara Spor. Yani hiç kimsenin beklemediği. Gerçi Ankara Spor oynadığı maçlarda bu galibiyet ışıklarını veriyordu hocam. Her ne kadar müsabaka kazanamasa da oynadığı bütün maçlarda zaman zaman öne geçiyor. Hatta iki farklı öne geçiyor. Oradan rakiplerin geri gelmesine müsaade ediyor. Veya son dakikalarda gol yiyip şanssız şekilde kaybettiği maçlar da var Ankara Spor'un. Ankara Spor'un Akhisar karşısında kaybetmesi bekleniyordu ama Akhisar takımı da sahada hiçbir varlık ortaya koyamadı. Yani 3-1 mağlup duruma düştükten sonra müsabaka 4-2 sonuçlandı. Daha fazla gol de atabilirdi Ankara Spor. Akhisar takımı artık bundan sonra bütün maçlarına final gözüyle bakacak. Hocam Akhisar takımı kaybedeceği her maç 3. düşen takım olarak Akhisar takımını orada belirleyebilir. Öbür takımlara bence Ankara Spor'un Adana Spor'a, Balıkesir Spor'a, Bolu Spor'a bir kıya oldu gibi duruyor bu maç. Akhisar takımı artık kendine bir çeki düzen vermeli ve bundan sonra kurtarmak için en az 3-4 müsabaka kazanması gerekir diye düşünüyorum. Ama dün oynadığı futbolla da pek bunu gerçekleştirecek gibi durmuyor hocam. Zaten hani benim önümde çok Akhisar'a özel not yok ama Akhisar şimdi önümüzdeki hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak 10 günlük periyotta. Sonra kimin oynuyor bilmiyorum, benim önümde notu yok. Sonra Altay'ı ağırlıyor. Yani gerçekten şeyi de zor, fikstürü de zor Akhisar'ın. Yani zor çıkacak hocam oradan. Öyle gözüküyor. Peki Altay demişken, Altay şimdi yarın Bursa Spor'la oynayacak. Bilmiyoruz tabii şu anda maçın sonucunu. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Çünkü Bursa Spor da playoff için ümitlendi aslında bugünkü puan tablosuna baktığımızda. Dün işte Keçiören Gücü'nün, işte şeyin
Tuzla'nın yenilmesi, işte İstanbulspor'un da bir puanda yetinmesiyle beraber oluşan tablo Bursaspor'u aslında gelecek maçlarda playoff için ümitlendirdi. Ama bu olayın gerçekleşmesi için herhalde Altay'ı bir yenmesi lazım ki ondan sonra bunu konuşabilmesi lazım. Olayın Altay tarafına da bir bakalım programı kapatmadan önce. Altay önümüzdeki 10 günlük pakette Ankara Spor deplasmanına gidiyor. Moral buldu aslında Ankara Spor'da. Kolay gibi gözüken bir maç ama Ankara Spor'da moral buldu. Çok da gevşemez gibi geliyor bana Altay karşısında. Sonra içeride Adana Spor'la oynayacak. Adana Spor'da puana ihtiyacı var. Sonra da deplasmanda Akhisar'la oynayacak. Altay bu üç karşılaşmada hem kendi kaderini hem de düşme hattının kaderini belirleyecek gibi. Ne dersin hocam? Hocam nüanslar nasıl değişiyor görüyorsunuz değil mi hocam? Maçlardan evvel yorum yapıyoruz. Fakat bir iki sürpriz netice alınınca maçların gidişatı tamamen farklı noktalara geçiyor. Pazartesi oynanacak Bursa-Altay maçının skoruna baktıktan sonra öbür üç müsabakayı değerlendirmek lazım Altay açısından. Altay'ı gerçekten zor bir müsabaka bekliyor. Bunu daha evvelden söyledik ama ben Altay'ı Bursa karşısında gene de bir adım önde görüyorum. Aslında benim heyecanla beklediğim müsabaka bu akşam hocam. Balıkesir-Bandırma. Yani maç bu akşam. Bu maçı yani seyretmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka seyredeceksinizdir de. Gerçekten yani ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Karşılıklı atışmaları, karşılıklı konuşmaları. Yani bir heyecan kasırgası yaşanıyor bugün Balıkesir-Bandırma maçında. Yani ilk maçı Bandırma kazanmıştı Balıkesir'e karşı zannediyorum 1-0. Balıkesir de bunun rövanşını arayacak. Tabii düşme potasından da bir an önce uzaklaşmak istiyorlar. Hocam bu tür derbilerde ne olacağı belli olmaz. Her zaman ben kazanayım de sonrası ne olursa olsun diye düşünce tarzları da var her iki takımında. Heyecanla akşamki Balıkesir-Bandırma maçını bekliyorum ve iki takıma da başarılar diliyorum hocam. Evet biz de başarılar dileyelim Balıkesir ve Bandırma taraftarlarına. Bugün tabii başka maçlar da var. Boluspor, Adanaspor, Altınordu, Eskişehir, Menemen, Ümraniye, Balıkesir, Bandırma ve yarın da Bursaspor Altay maçlarıyla 28. hafta kapanacak. Hocam yayınımızı yavaş yavaş kapatalım istersen. Güzel bir sohbet oldu. Son görüşlerini, düşüncelerini alalım senden. Hocam Mehmet Hocam'ın selamını aldım programda. Kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum keyifle yorumlarını dinliyorum. Samsun Spor'da galip olduğu zaman daha başka güzel yorumlar yapıyor ve neşeli oluyor. Hocam neşesini kaybetmemesini diliyorum Mehmet Hocam'ın. Ve sizlere de bütün Samsun'a ve bütün takımlara da Eyüp Sultan'dan selamlarımı iletiyorum. Biz de bir programın başında söyledim. Önümüzdeki hafta büyük bir aksilik olmazsa şampiyonluk turunu atıp gerçek yerimize kavuşacağız. Ve Eyüp Spor'un da yıllar sonra özleminin bitmiş olduğunu göreceğiz. Buradan önümüzdeki senenin heyecanını da yaşadığımı söylemek istiyorum. Evet, sevgili Özcan Purdu'ya teşekkür ediyoruz. Eyüp Spor'u kutluyoruz bir kez daha. Şimdiden hoş geldin diyoruz. Ve bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta karşılaşmalarını da tabii ki yorumlayacağız. Yarın sevgili Özcan Pehlivanoğlu'yla Spor Altay karşılaşması sonrasında bir araya gelip 28. haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağız. Sonra da artık yavaş yavaş 29. haftadan itibaren o 3 haftalık paketi konuşmaya başlayacağız. Sıkıştırılmış haftayı. Çünkü ligin kaderi, TFF 1. ligin kaderi büyük ölçüde bu 3 haftada çözülecek. Son 3 haftaya artık takımlar büyük ölçüde işte artık avantajlarını elde etmiş ya da risklerini iyice arttırmış olarak girecekler. Bazı takımların küme düşmesi belki kesinleşmiş olacak matematik olarak. Ve işte böyle bir periyoda giriyoruz. Bu periyoda girerken de biz hem 28. haftanın analizini yapacağız hem de 29, 30 ve 31. haftanın son düzlüğe girerken neler olabilir biçiminde programlar yapmaya devam edeceğiz. Usta yorumcularımızla birlikte bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve henüz kanallarımıza Zaman Mekan Futbol ve Zaman Mekan Makinesi kanallarına abone olmamış olan izleyicilerimizi bir kez daha kanallarımıza abone olmaya davet ediyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere diyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Selamlar hocam.